insanlar o kadar mutlu ki böyle gözlerinin içine bakıyorlar, tamam mı? Sana selam vermek için ya. Finlandiya Başbakanı saunada toplantı yapıyor ya. Dünyanın en mutlu şehirlerinden birine geldim Helsinki. Thank you. Ya şunları görüyor musunuz ya? En iyi pizza sizce nerede yenir? Tabii ki İtalya'da diyeceksiniz ama bence Finlandiya'da. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, 2,5 saat sürecek bir yolculuk, feribot yolculuğu beni bekliyor. Nereye gidiyoruz? Helsinki. Bunun için A terminaline gideceğim. Bakın arkadaşlar, Tallinn Old Town. Hemen şurası, o kiliseyi görüyorsunuz zaten. Terminaline geldik şu anda. Evet, A terminalinde burası. En ucuzu bu Viking Line dedikleriydi. 21 Euro'ya aldım arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 saat sürecek Tallinn'den Helsinki'ye bir yolculuk için. Bu arada oradaki otomattan arkadaşlar check-in yapıyorsunuz. Daha sonra da giriş yapacaksınız. Evet, 21 Euro'ya sadece Helsinki'ye gidiyorsun. Evet arkadaşlar, 2,5 saat süren bir feribot yolculuğundan sonra geldik. Helsinki şu anda göründü. Evet arkadaşlar, yaklaştık. Estonya'nın başkenti Tallinn'den Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye Viking Line'la gelmiş oldum. Şu anda gördüğünüz gibi Helsinki limanındayım arkadaşlar. Peki ben tam olarak neredeyim derseniz, şurada bir tane harita olacak. Haritanın önünde fotoğraf çektiriyorlar şu anda. Evet, Helsinki'nin haritası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz hangi noktadayız şu anda? Limanın olduğu yer burası. Bu arada kalacağım yer de burası. En yoğun olduğu yerler burada yazıyor Helsinki haritasında. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Eğer şu hostele geçersem çok mutlu olacağım. Ve kalacağım hostel arkadaşlar sadece limandan 100 metre uzaklıktaydı. Ona göre seçmiştim zaten. Peki gideyim bakalım. Kalacağım hostel bu arkadaşlar. Kalacağım hostelde böyle bilgiler de var arkadaşlar. Değişik değişik broşürler, günlük geziler, botlarla turlar, müzeler. Daha değişik yerlerle ilgili. Ben en çok ulaşımı takip etmek istiyorum. Ben en çok ulaşımı merak ediyorum. Onu da zaten soracağım. Günlük bir kart varmış burada. Peki başlayalım bakalım. Bu kalacağım hosteli size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir kere Finlandiya çok pahalı bir yer. Bir saniye, açılmadı bu ya. Neyse, sonunda açtım. Biraz sert açılıyormuş. Arkadaşlar, kaldığım yer böyle 2 kişilik. Bu benim yatağım olacak. Ben size ücretini de söyleyeyim. Ben 3 günlük almıştım buraya. Yaklaşık bir 80 euro sanırım ödedim. Booking'den bir de indirim kuponu almıştım. Bakın, daha ilginç bir şey göstereceğim. Şimdi burası banyo ve duş yeri. Giriyorum arkadaşlar. Gayet temiz. Yalnız bakın, bir ses burada duyuluyor. Kuş sesi, doğa sesi koymuşlar arkadaşlar tuvaletin içine. Tuvalete bile bu inceliği düşünmeleri bilmiyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada arkadaşlar, yağmur yağıyor. Temmuz ayı olmasına rağmen böyle havalar. Şimdi otelden çıkacağım arkadaşlar. Bu arada kaldığım otelde sabah 7 ile 10 arası sauna bedava. Sauna hakkında konuşacağız. Helsinki haritamız da var. Ben zaten çoğu yeri not almıştım. Hadi başlayalım. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Bu arada havaalanına gidiş için ücretler bunlarmış. Mesela burada bir tane şehir haritası var Helsinki'nin. Gezeceğim yerleri bugün zaten göstereceğim size. Ben şu anda bu noktadayım. Liman buradaydı. Şimdi arkadaşlar, bu arada en çok gidilebilecek kafe ve barları da yazmışlar. Şöyle bir gösteriyorum size. Örneğin yakınlarda mesela böyle bit pazarları varsa arkadaşlar, şöyle bir adres bırakmışlar. Gösteriyorum size. Otomat var burada, kahve makinesi, ama size göstermek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Dünyanın en temiz suyunun Finlandiya'nın musluk suları olduğu söyleniyor. Bu videoyu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de çekiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda sabahın çok erken saatleri arkadaşlar. Dediğim gibi bunu Finlandiya'da ilk günüm adlı bir video olarak değerlendirelim. Şimdi başlıyoruz. Helsinki limanı burası arkadaşlar, ama sola çevirdiğimiz zaman orada da yayalar için kullanılacak bir feribot sistemi var, liman var.
İlk kez bir İskandinav ülkesine geldiğim için zaten heyecanlıyım arkadaşlar. Dediğim gibi istatistiklere göre burası çok mutlu ülkelerden ya da şehirlerden birisi. Şu anda başkent Helsinki'de gezeceğiz. Peki ben merak ediyorum, yani bu mutluluk nasıl ölçülüyor? Mesela 100 tane insanı bir laboratuvara koyuyorlar. Ne kadar endorfin ya da serotonin salgıladığına mı bakıyorlar? Mutluluk oranları nasıl ölçülüyordur? Çok büyük bir olasılıkla verilen demokratik haklar, sosyal haklar ya da buradaki maaşlar, alım gücü, ekonomi, gençlerin mesela hayata olan bakışı, eğitim sistemi derken falan bu ölçüler doğrultusunda dünyanın en mutlu ülkelerinden birisidir Finlandiya. Tabii burası arkadaşlar Helsinki, Finlandiya'nın çok güney noktalarından birisi. Ama Finlandiya'nın daha kuzey noktalarına gidersek eğer şöyle ilginç istatistiklerle karşılaşacağız arkadaşlar. O da şu: yaz aylarında 51 gün boyunca güneş bir kere batmıyor. Dolayısıyla apaydınlık beyaz geceler yaşanabiliyor. Kış aylarında ise 73 gün boyunca güneş doğmadığı için kapkaranlık bir ülke haline geliyor. Arkamda gördüğünüz Helsinki limanı bu arada. Gördüğünüz gibi dev büyük gemiler burada İskandinav adalarını gezmeniz için var. Bu arada Helsinki gözü gibi bir şey yapmışlar. Burada da şehrin arkasındaki o manzarayı görebilirsiniz. Şehrin mimarileri daha çok bu şekilde arkadaşlar. Kızıl tuğlalı böyle binalar göreceksiniz. Burası da arkadaşlar Uspenski Katedrali. Bu nokta aynı zamanda arkadaşlar Helsinki limanının çıkış noktası. Bak, turistlere özellikle burayı gezdiriyorlar. Demek ki önemli bir katedral. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Uspenski Katedrali'nden çıktığımızda artık bu adadan da çıkmış oluyoruz. Limanı görüyorsunuz. Şimdi daha çok şehrin ana karasına gireceğiz. Temmuz ayı olmasına rağmen arkadaşlar gerçekten rüzgarlı ve soğuk olabiliyor. Şemsiyeniz ya da baharlığınız mutlaka olsun yanınızda. Finlandiya hakkından biraz bahsedelim arkadaşlar. Bir kere çok sıcakkanlı, dürüst ve saygılı insanlar. Mesafeyi korumasını çok iyi biliyorlar. Gerçekten dürüstlük ve dakiklik onların hayatlarının bir parçası. Ayrıca Türkleri de çok sevdikleri söyleniyor Finlerin. Hatta buradaki parlamentoda Türk milletvekili bile varmış. Türkiye'nin en çok Avrupa Birliği'ne girmesini isteyen ülkelerden birisi de bu arada Finlandiya. Bu güneş gerçekten de bulunmaz bir fırsat arkadaşlar. Çünkü bir ya da bir buçuk ay Helsinki'de bu şekilde güneş var. Bu arada Avrupa'da bir gelenek halini alan asma kilitler burada da mesela asılmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Yani pek çok araştırmaya göre tabii ki özgür ve güvenli bir ülkede yaşamak istiyorsanız eğer, doğanın ve hayatın tadını çıkarmak istiyorsanız eğer, özgürce dolaşmak istiyorsanız eğer, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız eğer Finlandiya'da yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu arada deniz turları da var. Mesela bakın burada saatleri var. 22 euro karşılığında Helsinki'nin denizini gezebilirsiniz bu şekilde. Peki devam ediyoruz. Yani nereyi gezsek böyle küçük küçük adacıklar da göreceğiz. Bu arada yük gemileri, evet, limandan limana böyle geçişler. Buralar böyle arkadaşlar. Finlandiya'nın başkenti Helsinki. Şimdi bir sanırım bit pazarı. Bir bakalım, buralarda bit pazarları da varmış. Tabii bu arada şimdiden uyarım sizi. Finlandiya pahalı bir yer arkadaşlar. Mesela şunlar el yapımı ama 12 euro. Mesela şu magnetler 5 euro. Evet, 4-5 ya da 3 euroya falan alacağınız bir magneti burada en az 5 euroya alabiliyorsunuz. Mesela böyle tahta kaşık tanesi 3, 5 tanesi 10 euroymuş. Burası ikinci el pazar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Helsinki'nin pazarını geziyoruz şu anda. Bu arada kahve tüketimleri çok fazla ama Türk kahvesi tabi burada bulunmuyor. Yılda bir birey yaklaşık 12 kilo kahve tüketebiliyormuş. Bu arada Nokia telefonları bilirler belki, Boomer'lar. Nokia telefonunun üretildiği yerde bu arada Finlandiya'ydı. Eğitim seviyesiyle çok öne çıkan bir ülkedir zaten. Finlandiya eğitim sistemini biz çok iyi biliriz. Çok dilli bir eğitim var arkadaşlar. Yani liseyi ya da üniversiteyi bitiren bir Finlandiyalı ortalama 3 ya da 4 dil kesinlikle öğreniyor. Bu arada ben az önce ikinci el pazarı dedim de ikinci el eşyalar değil de daha böyle süs eşyaları, hediyelikler var. Ama yavaş yavaş yiyeceklerine de bakacağız. Mesela Helsinki'nin sokak lezzetleri neler? Tabii Finlandiya'da balık tüketimi çok fazla arkadaşlar. Marketlerde gırla dolu çeşit çeşit balıklar görebiliyorsunuz. Finlandiya'nın geleneksel balığıymış. Can I try? Yeah, of course. Of course you can. Thank you. You're welcome.
Helsinki'de arkadaşlar bütün noktalarda, hatta tuvaletten bile suyunuzu içebilirsiniz. Dünyanın en temiz suyu Finlandiya'da arkadaşlar. Bütün istatistikler de gerçekten onu gösteriyor. Ben otelde bile o bilgiyi size gösterdim. Hatta buranın bir gölünden içilen sudan da çok keyif alıyormuş buradaki insanlar. Dediğim gibi burada güvenli bir şekilde istediğiniz yerden suyunuzu içebilirsiniz. Hatta bazı çeşmelerde sıcak su bile akıyor. Evet turistler, tekne turları yapılmaya başlanmış burada ve şurada bir şey göstereceğim. Pazar daha var şurada. Bir de Helsinki'nin şöyle küçük bir pazarına bakalım fiyatlara sizle. Vallahi fiyatlar arkadaşlar birazcık el yakıyor yani. Görüyorsunuz. Yani Finlandiya pahalı bir yer, onu söyleyeyim. Yani bizim alım gücümüze ya da bizim para birimimize göre buralar çok daha pahalı yani, görüyorsunuz yani. 6-7 euronun altında bir şey görmeniz neredeyse imkansız. Aha şu erik mesela 3 euro, tamam. Evet arkadaşlar, fiyatlar bu şekilde. Şöyle gösterelim yine. Son kez bir fiyatları gösterelim. İnsanlar güler yüzlü ya. Bak. Evet, bu arada Baltık ülkelerinde çok olan şu mantar buranın doğalarında da demek ki çıkıyormuş. Bir ortak özellik daha keşfettik bu arada Litvanya, Letonya ve Estonya hakkında. Zaten bu arada Estonya kendini daha çok Finlandiya'ya yakın hissediyormuş. Çok iyi ya, daha yarım saat geçmedi, tamam mı? Yani burada gezmekten keyif alıyor insan. İnsanlar o kadar mutlu ki böyle gözlerinin içine bakıyorlar, tamam mı? Sana selam vermek için ya. Böyle bakıyorlar yani. O kadar ilgililer, çok saygılılar gerçekten de. Yani Finlandiya gerçekten de yaşanabilir bir yer arkadaşlar. Bunun aksini kimse iddia etmesin lütfen. İtalya Başbakanı bile en son kıskandığını en son bir videoda ben görmüştüm. Geçen herhalde Avrupa Birliği temsilcileri toplanıyor. İtalyan Başbakanı Finlandiya Başbakanı'na bakıyor ama umursamaz. Belli ki onu kıskanıyor yani Finlandiya'yı. Bu arada arkadaşlar Finlandiya'da sauna kültürü çok yoğun. Sauna kültürü çok yoğun. Her iki evde birisinde mutlaka sauna varmış. Burada kaldığınız otellerde mutlaka sauna vardır arkadaşlar. Mesela benim kaldığım hostelde sabah 7 ile 10 arası sauna var, ücretsiz. Akşam da ücretli bu arada. Halkın %99'u en az bir kere Finlandiya'da sauna yapıyormuş. Hatta Finlandiya Başbakanı bazen kabine konuşmalarını, meclis görüşmelerini ya da başka toplantılarını saunada yapıyormuş. Finlandiya Başbakanı saunada toplantı yapıyor ya. Genelkurmay Başkanı'nı aldığını, ordu komutanını falan aldığını düşün ya. Başbakan yardımcısını alıyor yanına falan. Ve düşün yani, Finlandiya Başbakanı bazı toplantılarını bu ülkede saunada yapıyor. Tabii bu videoyu izlerken yazın da kışın da çok güzel izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Temmuz'un ortasında olmamıza rağmen birazcık güneş açmış. Bu Finlandiya için, Helsinki için bir veli nimettir. Bu arada tabii ki kuzey noktalarında kuzey ışıklarını görmemiz mümkün Finlandiya'da. Özellikle kış aylarında Rovaniemi diye bir bölge var mesela. Yılda 200 defa orada kuzey ışıkları gözlenebiliyormuş. Peki yani bu Finlandiya'nın hiç kötü bir şey yok mu ya? İllaki vardır yani. Belli sebeplerden dolayı burada da arkadaşlar yaşanamayabiliyor. Mesela burada gençlerin intihar etme oranları çok yüksek. Mesela Baltık ülkeleri de İskandinav ülkeleri de aslında çok mutlu ülkeler. Evet istatistiklerde öyle görünüyor ama gençler nedense çok fazla intihar ediyorlar. Mesela İskandinav ülkelerinde çok sorun değil ama Baltık ülkelerinde mesela erkekler düzenli iş bulamadığı için sürekli daha gelişmiş bölgelere kaçıyorlar. Oralarda mesela kadın nüfus çok daha fazlaymış hatta. İskandinav ülkelerinde ise hava çok kapalı olduğu için çoğu zaman gençler burada intihar ediyormuş arkadaşlar. Hatta çoğu bazen Hollanda'ya gidip ötenaziye falan, hani ötenazi yaptırıyormuş yani, düşünün. Bisikletli bir tane kadın yanımdan geçerken selam veriyor. Bir tane kadın yolda geçerken bana selam verdi. Böyle örnekler vardı. Bak keşke onları çekseydim ya. Oğlum biz ne kadar hayvanmışız lan. Hiç Türkiye'de mesela karşılaştın mı sen böyle bir şey? Karşıdan bir tane kadın geliyor sana selam veriyor falan. Otobüse biniyorsun selam veriyorlar arkadaşlar. Bir yere giriyorsun selam veriyorlar. Yanından birisi geçtiği zaman selam veriyorlar. Finlandiya böyle bir yer. Dolayısıyla Finlandiya videosu diğer bütün Avrupa'da çektiğim videolardan biraz farklı olacak. Yani ben sokaklarda bu insanların fotoğraflarını, şu yüzlerini falan bir çekmek istiyorum gerçekten de. Yani bir bakın.
Finlandiya'da yaşam sizce nasıldır? Siz değerlendirin. Bak yanında birisi mesela çöp topluyor. Yalnız onlar arkadaşlar bildiğim kadarıyla yarım euro falan ediyormuş. Yani onları mesela değerlendiriyorlar buradakiler. Yine arkadaşlar bu başkent Helsinki'de en çok bilinen parklardan birine geldik. Ben internette de bakmıştım gerçekten buna. Esplanada Parkı diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada da bir gezinti yapalım. Evet, çok soğuk bir ülkeden bahsediyoruz ama ülkenin halklarının devlet yetkililerine olan güveni çok fazla. Aşırı saygılı, eşitlikçi bir toplumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Yolsuzluk seviyesinin en az olduğu ülkelerden birisi bu arada Finlandiya. Bu arada arkadaşlar Finlandiya'da çok ilginç yarışmalar da yapıyormuş Finlandiya halkı. Mesela cep telefonu fırlatma yarışması yapıyorlar, sivrisinek avlama yarışması yapıyorlar. Eş taşıma yarışması yapıyorlarmış yine. Buzda yürüme yarışması yapıyorlar. Gerçi ona şaşırmamak lazım. Zaten buralarda çoğu yer buz olacaktır. Bu arada bunların çok ilginç bir günleri daha var. Sadece Finlandiya'nın kutladığı 13 Ekim'de Dünya Başarısızlık Günü diye bir günleri varmış arkadaşlar. Yani kendi yaptıkları başarısızlıkları kabulleniyorlarmış. Eskiyi bir yere atıyorlar. Sonuçta biz de başarısız olabiliriz, mükemmel olmayabiliriz diyorlarmış. Dolayısıyla bu ülkede başarısızlık bile bir şekilde kullanılıp değerlendirilebiliyor. Beautiful. Okay, thank you. Thank you. Ha bu arada Finlandiya'nın çok ilginç bir yarışması daha var arkadaşlar. Onu internetten görmüştüm daha önce. Ne biliyor musunuz? Bunlar şimdi bir gün yapıyorlarmış. O gün mesela kim geç kalkıyorsa onu tespit edip yakalıyorlarmış ve kışın çok soğuk suya atıyorlarmış burada. Hakikaten de kayıtları vardı, ben internette görmüştüm. Evet, maalesef tekrar yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Yani hava durumu yağmur olmadığını gösteriyordu ama hiç belli olmuyor artık. Maalesef buralar böyle. Temmuz, Ağustos aylarında bile yağmur hatta dolu görünebilir. O yüzden yanınıza mutlaka şemsiye alın, bir baharlık alın. Mesela ben hafiften biraz üşüyorum, yanımda mont da getirdim. Yani düşün, Temmuz ayında bile böyle. Vallahi arkadaşlar yazı da kışı da aynı hava Finlandiya'da. Maalesef yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu arada merkez tren istasyonu orasıymış. Evet arkadaşlar maalesef şu an yağmur yağıyor ama geçecek herhalde. Bu bir sanat müzesi olması lazım, Ateneum. Yağmur yağdığı için arkadaşlar hemen şuraya geçeceğim ben. Burada bir pazar varmış, ona bakalım. İçeride küçük bir festival var arkadaşlar. Şimdi 5 euro karşılığında şu bardaklardan bir tane alacağız önce. Evet, yağmurdan kaçalım derken 5 euro karşılığında boş bir bardak, iç mekan ve bir bira festivalinin içine gelmişim arkadaşlar. Çok tesadüf oldu. Size buraları biraz göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 7'sinden 70'ine, 7'si de yok da lan tabi, ama çok yaşlı insanların da burada görüyorsunuz. Sadece genç işi değilmiş demek ki böyle şeyleri yapmak. Bu arada arkadaşlar Finlandiya Lapland denilen bölgenin aslında başkenti bu arada. Bakın orada da yazıyor gördüğünüz gibi. Akşam burada konser de olacak arkadaşlar. Bu arada Finlandiya'da ne tür müzikler daha çok dinlenir diye söylerseniz, rock müzik arkadaşlar, rock müzik ve metal müzik. Hatta Eurovision şarkı yarışmasında bile Finlandiya rock müzikten birincilik çıkardı. Oo, etek giymiş abim. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda maalesef yağmur yağıyor. O yüzden çekimlere kısa bir ara vereceğim. Birazdan devam edeceğiz. Siz bunu izleyeceksiniz tabii ki. Bu arada arkadaşlar bakın şurada bir tane Volt bisikleti var. Uber Eats ve Bolt Food uygulamaları, yani evlere, otellere paket servisi yapıyor. Finlandiya'da da bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağmur bitmek bilmiyor, dinmek bilmiyor. Aralarda böyle yağmur yağacak. Hatta yarın da benim hava durumu bu şekilde. Yağmur aralarda böyle gidecek yani. Temmuz ayı, Ağustos ayları bile böyle arkadaşlar. Şimdi Finlandiya ile ilgili bir şey daha var dikkatimi çeken. Buranın yaklaşık %25'i, %30'u aşırı sağ partilere oy veriyor.
maalesef Avrupa artık böyle arkadaşlar. Yani ülkeleri ne kadar daha böyle göçmen alırsa, mülteci alırsa o kadar da halkı aşırı sağa oy vermeye başlıyor. Ulaşım için burada HSL diye bir uygulama var. Onu telefonunuzu yüklerseniz günlük kartta alabilirsiniz. Bak mesela hostelde yapmıştım bu kaşarlı tostu. Arkadaşlar Finlandiya pahalı, onu söyleyeyim. Finlandiya çok pahalı gerçekten. Bir tane hamburger alırsanız buralarda 10-12 Euro'dan başlıyor. O yüzden ben de Estonya'da alışverişim yapmıştım. Otelde de bu yemekleri kendim hazırlıyorum. Yani para dağıtmıyorum ben de arkadaşlar. Ucuz olan en basit yöntemi kullanmaya çalışıyorum gezerken. Peki devam edelim. Neyse arkadaşlar, yağmur biraz dindi. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar, Finlandiya topraklarının %70'inden fazlası ormanlık ama çok zengin bir ekosistemi varmış. Tam 200 bin tane göl var Finlandiya'da. Bu arada halkın büyük bir çoğunluğu protestanmış. Az önce de buranın yerlisiyle birisiyle konuştum. Daha çok Lüteryan Hristiyanlar burada var. Zaten kiliselerinde çoğu Lüteryan kiliseleri. Yani Almanya'daki o Martin Luther King Katoliklere karşı çıkmıştı ya, reformist. Onlardanlar. Yine büyük bir çoğunluğu protestan. Katolikler burada az arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine çok böyle yaratıcı, inovatif bir yere geldik. Burası Amos Rex diye geçiyor. Bakın böyle yeşil dev heykeller var. Aynalar var. Burada bir tane de fener var sanki. Güzel bir yer. Evet, gerçekten kreatif yapmışlar. Helsinki'nin özellikle sıkıcı bir başkent olduğunu, hatta old town olmadığını söylemişlerdi. Doğru ama bence hiç de sıkıcı olmayan bir başkent burası. Helsinki'ye gelirseniz bu Amos Rex bölümünde görmenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bu nokta önemli bir nokta. Çin Komünist Partisi'nin yaptığı işkenceler, baskılar, onlarla ilgili hatta öldürülen Çin vatandaşlarının burada temsil eden resimleri var. Hatta onların bir de bir meditasyonu varmış. Çin Komünist Partisi bunu bile engelliyormuş şu anda. Onunla ilgili burada bir stand var. Bilgilendirme yapıyorlar. Ben bunun hakkında daha sonra bir açıklamada da yapacağım size. Bu arada Çin Komünist Partisi'ni komünist olarak düşünmeyin. Onlar bir kapitalist aslında. Countries in the world, and we try to collect millions of signatures to make our voice heard. Okay. Thank you. Yeah, this one? Yeah. It's the same thing. Yeah. Okay. Thank you very much. Peki gelelim bir de rock müziği arkadaşlar. Gelelim rock müziği arkadaşlar. Finlandiya'nın ulusal müziğine en azından son zamanlarda rock müzik, hatta heavy metal müzik diyebiliriz. 70-80 yaşındaki bile insanlar burada simsiyah giyiniyorlar ve metal müzik dinliyorlar, rock barlara gidiyorlar. Hatırlarsanız Malta'da 2006 yılında yapılan Eurovision şarkı yarışmasında Finlandiyalı bir rock grubu, Lordi grubu birinci olmuştu. Bu arada belki rock severler hatırlar, Nightwish diye bir gotik metal grubu var. Bir de Him var. Him'i ben çok severim gerçekten. İşte onlar buradan çıktı, Finlandiya'dan. Okay, thank you. You're welcome. Yani bunu aldığım iyi oldu arkadaşlar. Çünkü Finlandiya gerçekten çok pahalı bir yer. 5-6 Euro'dur böyle bir şey markette. Evet, unutulmuş bir kitap ama ıslanmış ya. Bu arada az önceki Çinli arkadaşlar bunu bana hediye ettiler. Türkiye'ye de selam gönderdiler. Türkleri gerçekten çok seviyorlarmış. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şehrin her yerinde böyle tatlı heykellerle karşılaşacaksınız. Ya şunları görüyor musunuz ya? Burası parlamento binasıymış. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki parlamento binası arkadaşlar. Bu arada dünyanın en ağır üçüncü yapısı. Sanırım ilk ikisinden birisi de Taç Mahal olması lazım. Peki devam edelim.
parlamento binasının olduğu yerde o ördekler de herhalde havuz vardı. Dev alışveriş merkezleri burada var. Şurada bir tane Helsinki yazısı yapmışlar hatıralık ve önde de bir tane park var. Peki devam ediyoruz. Maalesef yine yağmur başladı arkadaşlar. Burası da bir sanat müzesi arkadaşlar. Villa Hakasami diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bahçe var. Şurada da bir kafe var. Arkadaşlar benim internetim bitmek üzere. Şuraya oturayım şarj edeyim biraz. Bir de yağmur yağıyor şu bir dinsin ya. Helsinki'de maalesef hala yağmur devam ediyor ama ben de yola devam edeceğim. Filistin'le ilgili eylem var arkadaşlar şu anda. Hello. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Filistin'le ilgili bisikletli bir eylem var. Ya şunlar çok güzel ya. Buranın halkı zaten kendisi söylüyor arkadaşlar. Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi. Bu arada Birleşmiş Milletler raporuna göre Finlandiya'da gelecek kaygısı yok. Trafik kurallarına gerçekten uymaya çalışan bir toplum. Ben kimsenin kırmızı ışıkta geçtiğini görmedim. Zaten büyük para cezaları varmış. Hız kuralları konusunda çok hassaslar Finlandiya bu konuda. Mesela atıyorum bundan birkaç sene önce Nokia'nın çok üst bir yetkilisi 30'da değil de 45'te gittiği için ceza almış. Tabi buralarda sen benim kim olduğumu biliyor musun ayakları falan yok. Zaten yolsuzluk neredeyse sıfır arkadaşlar. Ve Nokia'nın üst yöneticisine 45'te gittiği için tam 60 bin euro ceza verilmiş. Tabii ki Finlandiya'nın eğitim sistemi de tartışılmaz. Zaten sadece Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili kalın kalın kitaplar yazılıyor bu konuda. Yıllar önce bizim müdürümüz ne var ki falan filan diyordu Finlandiya'da. Aa, bizimkine benziyor. Hayır, bizimkine hiç benzemiyor. Bir kere en az 3 ya da 4 tane dili öğreniyorsunuz. Buranın insanları İngilizceyi, Rusçayı ana dili gibi biliyor arkadaşlar. Onun dışında merak uyandıran dersler yapıyorlar. Öyle ezbere dayalı falan değil. Dolayısıyla sınav kaygıları yok bu konuda. Daha çok kendi üretecek olan dersleri yapıyorlar. Mesela müzik aletlerini bir odada hepsini deneme şansı alıyor. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar burada. Dünya Mutluluk Raporu diye bir şey varmış arkadaşlar. Ve bu rapora göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya'ymış. Ya düşünsenize halkın %99.8'i tam bir okur yazar. Eğitim, sağlık, parasız. Onun dışında eğitim sistemi mükemmel. Öğrenciler merak ederek her şeyi öğreniyorlar, üretiyorlar ve paylaşıyorlar. Burada her şeyi deneyerek ve yaşayarak görüyorlar. Onun dışında doğaları çok güzel. Tek sorun bence burada iklimi. İklimi de soğuk olmasa Finlandiya gerçekten de yaşanabilecek bir yer. Bu arada milli ayıları boz ayı diye geçiyor. Normalde bu kadar ben çekmezdim aslında sokakları ama şöyle Helsinki sokaklarını bir göstermek istiyorum size. Siz bir karar verin bakalım. Market fiyatları gerçekten de el yakıyor. İskandinav ülkelerin çoğu böyleymiş arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz aşağı Avrupa ülkelerinin neredeyse 1,5 katı en azından. Mesela burada alkol bile çok yüksek. Bir bira yaklaşık 3 euroya süpermarkette satılıyor sadece. Ama yüksek kaliteli alkollermiş onu söylediler. Marketlerde satılan şeylerin çoğu zaten yüksek kaliteli. Bir de arkadaşlar eğer böyle Prag, Viyana, ne bileyim Tallinn, Budapeşte gibi yerleri gezdiyseniz eğer Helsinki size bir tık mesela sıkıcı gelecektir. Neden? Buranın Old Town'u yok bir kere arkadaşlar. Bunlar da etkinlik ilanları. Oha lan Within Temptation geliyormuş. Hollandalı rock grubu süperdir arkadaşlar bu. Tamamen hayal kırıklığına uğradığım bir destinasyon arkadaşlar. Bu tamamen ahşaptan yapılmış bir şapelmiş yani kilise. Kapısı yok lan bunun ama herkes de fotoğraf çektiriyor bu arada. Tam bir hayal kırıklığı arkadaşlar. Yani bu kilise hiçbir işe yaramaz ya. Bu ne böyle? Tamamen tahtadan yapmışlar ve bunu UNESCO Dünya Mirası listesine almış. Finlandiya'da arkadaşlar her ailenin, yanlış anlaşılmasın birey değil, her ailenin en az 2 arabası varmış istatistiklere göre.
Yani anlayacağınız zenginler kardeşim. Çok zenginleri de var içinde. Ama zenginler diye mesela suyu bile tasarruflu kullanıyorlarmış. Bu doğaya olan saygılarındanmış bildiğim kadarıyla. Şimdi gelelim Finlandiya'da asgari ücret ne kadar? Arkadaşlar sadece 2022 yılında 3100 euro gibi bir şeymiş. Çok yüksek gibi görünüyor gerçekten. Şu anda burada bir doktor ya da bir yönetici, bir hemşire en az 6-7 bin euro kazanıyor. Evet maaşlar çok yüksek ama vergiler de tabii çok yüksek. Hatta burada alım gücü de çok yüksek ama market fiyatları da çok yüksek arkadaşlar, bilginiz olsun. O yüzden Avrupa standartlarının 1,5 katı üstündedir genelde İskandinav ülkeleri. Dolayısıyla market ve alışveriş fiyatları ile ilgili de detaylı videolar çekeceğim size. Ve geldik arkadaşlar Senato Meydanı'na. Senato Meydanı'nın hemen önünde de Helsinki Katedrali var. Katedral şu anda arkadaşlar bir restorasyon aşamasına girmiş. Bu şekilde bir görüntü var. Bu arada yüksek merdivenleri var. Şu anda insanlar oturuyorlar gördüğünüz gibi. Finlandiyalılar arkadaşlar konuşmayı seven bir toplummuş. Bir yabancıyla bile bütün hayatını anlatıp dertleşebilir, sohbet edebilirmiş. Old Town'u olmayan bir başkent ama sıkıcı da olmayan bir başkent diyebilirim. Bir iki gününüzü mutlaka ayırırsınız herhalde Finlandiya'ya geldiğinizde. Bu arada geçen bir haber izlemiştim. Türkiye'de bir turiste 2 bardak nar suyunu yaklaşık 1200 liraya yani 40 avroya satmışlardı. Bakın burada nar suyu ne kadarmış görün. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani yakın bir zamanda Antalya'da yaşanan olay. Turiste 2 bardak nar suyu satıyorlar, tam 40 euro alıyor, 1200 lira. Zabıta geliyor daha sonra, olaylar oluyor filan. İşte biz turistlere böyle bakıyoruz. Az önceki nar suyu satıcılara da bunu anlattım. 40 euroyu satmışlar dedim. Olur mu öyle şey dediler. Bu arada arkadaşlar en iyi pizza sizce nerede yenir? Tabii ki İtalya'da diyeceksiniz ama bence Finlandiya'da. İtalyan Başbakanı Berlusconi zamanında Finlandiyalılarla dalga geçmiş. Demiş ki bunlar pizza yapamazlar. Ama New York'ta 2008 yılında yapılan en iyi pizza yapma yarışmasını Finlandiyalılar kazanıyor. Ve pizzanın adı Berlusconi. Ben şundan bir tane deneyeceğim arkadaşlar. Artık 15 euroya kıyacağız. Finlandiya gerçekten pahalı yani. Fiyatlara bakın. Bir de balık ürünlerini çok yiyorlar. Evet burada var. Arkadaşlar neredeyse her yemeklerinde patates de çok kullanılıyor. Küçük böyle patatesleri var. Fırınlanmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalamar. Buranın balığı. Bir tane patates koydu içine sağ olsun. Kalamardı değil mi bu da lan? Unuttum. Karides. Bir de buranın fantasıymış. Yerli bir. Böyle 17 euroya geldi hepsi. Have a nice day. Evet, sauna yapacağız. İçeriye bir girdim arkadaşlar. 3 tane erkek, çırılçıplak. Kadın erkek odaları diye ayırmışlar ama. Evet, burası sauna adası. Gördüğünüz gibi. Sıcak bir ortam var şu anda. Ben uzun bir süredir sauna yapmamıştım açıkçası. Açık açık duşlar var. Ya dediğim gibi az önce bir girdim. Çırılçıplaktı herkes yani. Kaldığım otelde saat 7 ile 10 arası ücretsiz arkadaşlar. Sauna kültürü Finlandiya'da çok var gerçekten de bu arada. Halkın %99'u haftada en az bir kez mutlaka sauna yapıyor. Hatta her iki evde mutlaka burada sauna var arkadaşlar. Yani ülkenin nüfusu 5,5 milyon. Arabadan fazla burada sauna olduğu düşünülüyor. Ki zengin ailelerin de en az 2 tane arabası olduğu biliniyor Finlandiya'daki istatistikler böyle arkadaşlar. Peki. Evet. Sauna maceram devam ediyor. Bu karanlık oda sauna odası arkadaşlar. Evet.